Kıymetli öğretmenlerim merhabalar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben Murat Koç. Türkçe ABD'de 4 temel dil becerisinde ve alan eğitiminde, tabii ki bunların içerisinde yabancıların Türkçe öğretimine dahil olmak üzere birlikte olacağız. Evet, ben Murat Koç arkadaşlar, dediğim gibi 2014 yılında Necati Bey Eğitim Fakültesinden Türkçe öğretmeni olarak mezun oldum. 2017'den beri hem Türkçe öğretmenliğini devlet kurumunda hem de 2015'ten beri uzaktan eğitimlerde, çeşitli kurumlarda ve dershanelerde Türkçe ÖABT öğretmenliğinin yazarlığını ve anlatıcılığını yapıyorum. 2014 yılında mezun olduktan sonra 2015 yılında ilk serüvenim arkadaşlar 7 İklim Dershanesi'nde olmuştu. Bundan yıllar yıllar evvel. Orada ilk defa alan derslerine girdim 2015'te. Oradan 2015'te başladıktan sonra Bayram Meral'in dersinde, yani Trabzon'a gitmiştim. Bayram Meral, buradan ona, kendisine kocaman sevgiler, saygılar. Daha sonra benim hocam gibi birçok üst düzey kurumlarda arkadaşlar Türkçe ABT yazarlığı yaptım. Halen benim İndeks Akademi'de denemelerim mevcut, soru bankalarım mevcut arkadaşlar. Kısacası bu şekildeyim. Sizler neler yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Bu seneyi dolu dolu geçireceğiz inşallah. Güzel bir yıl olacak inşallah. Kıymetli öğretmenlerim, hocamın notu Instagram hesabından şu ana kadar yaptığımız bütün çalışmaları, kendi adıma söylüyorum, yaptığım bütün çalışmalarımı görebilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Türkçe öğretmenliğinde bu sene neler yapacağız? Onun üzerine birazcık bir yarım saat 40 dakikalık bir sohbet edeceğiz sizlerle birlikte arkadaşlar. Ardından dersimizin başlangıcını bekleyeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam Ekim ayının son haftasında diyebiliyorum dersler başlayacak. Hafızam beni inşallah yanıltmıyordur. Haftada 3 gün arkadaşlar dersimiz, haftada 3 saat 1 gün olmak üzere Türkçe ÖABT'de 4 temel beceri ve alan eğitiminde birlikte olacağız. Bizler neler yapacağız Türkçe öğretmenliğinde? 4 temel dil becerisi ve alan eğitimiyle birlikte yabancıların Türkçe öğretiminde toplamda 35 sorunun geldiği yerden kıymetli arkadaşlar bizler sorumluyuz. Buradaki 35 sorulu kısım arkadaşlar o kadar önemli ki bu senede, yani 2023 Türkçe ABT'de de bu 35 sorunun kıymetini tekrar tekrar görmüş olduk. 4 temel beceri önemli bir derstir. Hele ki bu sene biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı bu 4 temel dil becerisini kendi bünyesinde de Türkçe öğretmenlerine sınav olarak arkadaşlar öğrencilere uygulamayı soktu. Nasıl olacak? Okuma ve yazma %50, dinleme %25, konuşmada %25 bazında puanlanacak öğrencilere. Okullarımıza, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında. Size şunu söyleyeyim. Bu sene atandınız, atandınız. Ki zaten Allah'ın izniyle 2024'te atanıp gideceksiniz. Ben bunu biliyorum. Bunu görüyorum, bunu hissediyorum şimdiden. Tarihe not düşün arkadaşlar. Burada Tek Uzem'den Türkçe öğretmenliğinde derece yapan öğretmenlerim çıkacak. Tanıtım dersinde bunu söyleyebilirim. Bakanlık şöyle diyor bizlere, okullara gelen yazılarda diyor ki ülke genelinde 6. sınıflarda bir ortak sınav yapacağız. Bu ortak olan sınavı, ülke genelindeki ortak sınavı bakanlık kendisi hazırlayacak. Ölçme değerlendirme, il merkezlerinde bulunan il ölçme değerlendirme merkezleri 6. sınıflarda yapılan sınavı okuyacaklar. Bizler sadece uygulamasını yapacağız. Ardından 5'lere, 7'lere ve 8'lere, 6'larda olduğu gibi sınavlarımızı 4 temel dil becerisi adı altında beceri uygulamaya dönük yapacağız. Okuma ve yazma öğrenme alanını birlikte ele alacağız. Bu da 50 puanlık bir sınav olacak. Akabinde bir ölçekle konuşma becerisini değerlendirme ölçeği ve
dinleme becerisini değerlendirme ölçeği adı altında 25'er puanlık bir sınav yapacağız. Dinlemede bir yine dinleme izleme metni dinletilir. Seçici dinleme özellikle arkadaşlar yöntem tekniği uygulanır burada ya da katılımlı dinlemeyi uygulayacağız. Ben bunun uygulamasını yaparken inşallah videoya çekerek derste bunu birlikte izleyeceğiz. Bu sene şöyle planlıyorum ben arkadaşlar. Okulda yaptığım bazı çalışmaların videolarını çekerek uzaktan eğitimde uygulanış biçimini uygulamalı olarak aktarmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse bu planlarım içerisinde var. Akabinde bakanlık diyor ki bizlere 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren müfredat değişecek. Yani bu ne demek? 2019 TÖP tarihe karışacak. Nasıl tarihe karışacak? 5. sınıflardan itibaren yavaş yavaş yeni modern çağa ayak uyduracak, teknolojiye ayak uyduracak, öğretmen ve öğrenci yükünü azaltacak çalışmalar yapılacak. 4 temel dil becerisiyle bunu hayata geçirmeyi düşünüyorlar kıymetli öğretmenim. Peki bizler bu 4 temel dil becerisinde öncesinde sevgili öğretmenim KPSS dediğimiz bu sınavlarda bizler neler yapıyoruz? Yani biz hangi sınavlara gireceğiz? Hangi sınavlardan ne kadar sorumluyuz? Bu bir tanıtım dersidir. Bu yüzden tanıtım dersinde bütün detayları ben size 40 dakika içerisinde anlatmaya çalışacağım. KPSS'nin açılımı. Kamu personeli seçme sınavı arkadaşlar. Burada devlet kamu kurumlarına ya da kuruluşlara görev almak isteyen kişilere senede bir defa ya da iki senede bir uyguladığı bir sınavdır arkadaşlar. Bizler bu kamu kurumunda görev almakla öğretmen unvanını kazanıyoruz bakanlığa göre ama. Yani kamu kurumunda görev aldığın andan itibaren öğretmensin diyor. Onun öncesinde adaysın diyor, öğretmen adaysın diyor. Halbuki öyle değil. Ben 2014 yılında Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesinden mezun oldum, öğretmen oldum. O 2015 senesinde birçok Bandırma'daki birçok özel okul teklifte bulunmuştu bana derslere girmek için. Bakın öğretmen olduğum için, o diplomaya sahip olduğum için teklifler gelmişti. Öğretmen adayı değildim ben. Ama işte ağza pelesenk olmuş, adayı diye çağrılıyoruz. Hayır, bizler hepimiz öğretmeniz. Burada kamu kurumuna girmek, görev almak, kısacası arkadaşlar memur olmak için. Aslında öğretmen bir memur değildir. Öğretmenin özel statüsü var, özel bir açıklaması var. Bizler burada kamuda devlete görev yapmak istiyorsak KPSS denen arkadaşlar bir sınava girmek zorundayız. Bunun yanında öğretmenlik oturumları da mevcuttur arkadaşlar. Bizler öğretmenler özel olan iki oturum ve tüm lisans mezunlarının arkadaşlar girdiği tek oturum şeklinde yapılan nelerimiz var? Sınavlarımız var. Burada öğretmen adayları, bu dediğim aslında öğretmen adaylarından kastım budur. Nedir arkadaşlar? Memur, atanmak isteyen öğretmenlere dahil tüm lisans mezunu adayları katılmak zorunda olduğu KPSS lisans oturumudur. Bütün öğretmenler de dahil bütün memurların girdiği sınav KPSS lisans oturumudur. Bir de tabii ki bu ön lisans da var. Şimdi KPSS puanlarının hesaplanması için ortak ve zorunlu olan oturum var arkadaşlar. Burada biz öğretmenlerin ek olarak istisnasız biçimde eğitim bilimleri sınavına girmek durumundayız. Demek ki biz GKG'ye yani bütün lisans mezunlarının girdiği bir sınav. Genel kültür, genel yetenek artı eğitim bilimleri artı birazdan bahsedeceğimiz ÖABT sınavına gireceğiz. İşte burada bizim bazı öğretmenlik
branşlarından farklı olarak ÖABT dediğimiz bir sınava giriyoruz arkadaşlar. KPSS lisans ve eğitim bilimlerine oturmak kafiyken bazı adayların, öğretmenlerimizin bazıları da ÖABT testine tabi olmak zorundalar. Peki bu ÖABT dediğimiz şey nedir? ÖABT nedir? Açılımına bakalım mı? Var mı ÖABT'nin açılımını bilen? Evet arkadaşlar, derslere katılabiliriz. Sizler neler yapıyorsunuz? Kim nereden katılıyor? Yazarsanız sevinirim. ÖABT arkadaşlar öyküleyici, açıklayıcı, betimleyici ve tartışmacı anlatım değil. Öğretmenlik, alan, bilgisi testi. Ben bu ÖABT'yi sizlere kazanımları anlatırken değineceğim tekrar. ÖABT'nin açılımının öğretmenlik alan bilgisi testi olduğunu ve olmadığını anlatacağım. ÖABT'ye giriyoruz bizler arkadaşlar. Temmuz'un son haftasında ÖABT, Ağustos'un ilk haftasında da ne yapıyoruz? ÖABT'ye giriyoruz. Peki Türkçe öğretmenliğinde kıymetli dostlarım hangi puan türüyle ne yapıyoruz? Yerleşiyoruz. KPSS Türkçe öğretmenliğinde bizler sevgili dostlarım bizlerin uyguladığı, bizlerin girdiği sınav türü KPSS P101'dir. ÖABT gelmeden önce öğretmenlikte P10 diye bir arkadaşlar puanlama türü vardı. O puan türüne P10'a göre şu an ÖABT sınavı olmayan hocalarım P10'la atanıyor. Yani genel kültür ve eğitim bilimleriyle atanıyorlar P10. Bir de sadece genel kültürle atanan memurlarımızın girdiği P3'tür. Biz ÖABT'ciler P121'le atanıyoruz. Her bir sınavın dostlarım kendisine göre bir nesi var? Etkiye sahip. Lisans oturumu yani genel kültür, genel yetenek %30 etkiye. Genel kültür %15, genel yetenek %15. Eğitim bilimleri %20 ve ÖABT arkadaşlar %50'ye denk gelmektedir. Şimdi bak, kaba taslak bir şey yapalım sizlerle. 75 sorumuz var. Türkçe öğretmenliğinde 75 soru var. Genel kültür, genel yetenekte 120 soru var. Eğitim bilimlerinde 80 soru var. Eğitim bilimlerinde arkadaşlar her bir soru yaklaşık olarak 0,4 puana sahip. Öyle mi? %20, 0,4 %20'si ne yapıyor? Böldüğümüz zaman o civarda bir şey denk geliyor. Aynı şekilde %30, bu da öyle ama bakın 120 soruda yani bizim 4 tane eğitim bilimleri netimiz 1 tane alan netimize denk gelebiliyor. Alan çok önemlidir arkadaşlar. Bizler bakın genel kültür, genel yetenekten 5 toplamda 5 net yaptığımız zaman Türkçe ÖABT'de 2,5 net yaptığımız zaman aynı etkiye sahip olacak. Aynı etkiden kastım puanlama getirisi. Tabii ki bunların standart sapması vesaire farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Bizler Türkçe öğretmenliğinde eskiden 50 soruydu. Şu an 75 soru. 2019'dan beri arkadaşlar 75 adet çoktan seçmeli usulde bir soru soruluyor. Bunların 15 sorusu arkadaşlar alan eğitimi kısmı ki çok çok önemlidir. 60 soruluk kısmı da Türkçe öğretmenlik alan bilgisi diye geçiyor. Bizler biraz sonraki slaytımıza sevgili dostlarım her bir alanda alandan kaç tane soru geldiğini ve etkisinin ne kadar olduğu ile ilgili konuşacağız. Toplamda bizim 75 sorumuz var. 15 tanesi alan eğitimi, 60 soruluk kısımda Türkçe öğretmenliği olarak yani Türkçe öğretmenliği alan bilgisi olarak karşımıza geliyor. KPSS Türkçe öğretmenliğindeki konu dağılımları ve soru adetleri arkadaşlar. Kaç soru, hangi konudan kaç soru geliyor?
Anlama anlatma tekniği dediğimiz 4 temel dil becerisinden 20 soru denk geliyor arkadaşlar. 20 soru. Dil bilgisi ve dil biliminden 16 soru. Buradaki bir soruyu buraya veriyorum ben. 16 soru geliyor. Edebiyat bilgi kuramlarından 5 soru ya da 4 soru arkadaşlar. Çünkü artık dünya edebiyatından da soruluyor. Dünya edebiyatından da bir soru çıkıyor. Burada edebiyat bilgi kuramlarından 4 ya da 5 soru. Halk edebiyatından 5 soru. Eski Türk edebiyatından arkadaşlar bilgi kuramlarla eşleştirdiğimiz zaman 4 ya da 5, 6 olabiliyor. Yeni Türk Edebiyatı'ndan 4 soru, bir tane de arkadaşlar Yeni Türk Edebiyatı'ndan da bir tane de neye denk geliyor arkadaşlar? Dünya Edebiyatı'na ekliyorlar buradan. Çocuk Edebiyatı'ndan da yine 4 ya da 5 soru geliyor. Demek ki alan eğitimi nerede kaldı? Alan eğitimi, alan eğitimi de burada arkadaşlar. Alan eğitimi. 15 soru da burada. Benim size anlatacağım yer, alan eğitim içerisinde kıymetli dostlarım yabancı Türkçe öğretimi de var. İki soru ya da bir iki soru geliyor genelde. O zaman 20 artı 15 toplamda bizler 35 soruluk yerden sorumluyuz bu sene. Birlikte bu 35 soruluk kısmı halledeceğiz. 35 soruluk kısım sınavın yaklaşık olarak arkadaşlar %45'ine tekabül ediyor. Yarısına yakınıdır ki çok çok önemlidir. Bunların içerisinde 4 temel dil becerisi ve alan eğitimi son derece önemlidir. İki, özellikle 2019 TÖP kıymetli öğretmenim hem 4 temel dil becerisi içerisinde hem de alan eğitimi içerisinde denk geliyor. Evet, var mı sormak istedikleriniz buraya kadar? Dostlar. Bilal hocam, Esma hocam, başka kimler var burada? BK hocam. Uğur hocam, Mihriban hocam. Evet, 2023 bu sene yapılan Türkçe ABD'deki sayısal bilgiler neler? 21.082 aday arkadaşlar sınava girmiş. 21.082 Türkçe öğretmeni bu sınava girmiş. Toplam soru sayımız 75 arkadaşlar. Ortalama doğru sayısına baktığımız zaman 41,783, yani 41-42 diyelim arkadaşlar. Ortalama, bakın ortalama öğretmenlerimin cevapladığı 75 soruda 42 soruyu cevaplamışlar. Doğru cevaplamışlar. 42 soru az değil arkadaşlar. Çok, yani böyle 42 tane soru. Geriye ne kadar ne kalıyor arkadaşlar? 33 tane soruyu öğretmenim yanlış cevaplamış. Vay be. Peki bizler buradan 33 tane soru yanlış cevaplanmış ya. 4 yanlış bir doğruyu götürdüğünde geriye benim 35,5 netim kalıyor. Yani bizim 21.082 öğretmenimin 75 soruluk kısımdaki net ortalaması 35,5'tır arkadaşlar. 35,5. Burada işte hocam ben 50 net yaptım ama puanım az geldi. Hocam ben 60 net yaptım, puanım çok geldi. İşte buradaki arkadaşlar standart sapma önemli. Doğru sayısının net sayısının kıymetli öğretmenim standart sapmanın ne kadar çok net sayısından uzaklaşırsanız standart sapma o kadar etki eder size. Sizler 35 net mi yaptınız? 65 net yaptığınız zaman standart sapmanız sizi uçurur. 11,83 buradaki net standart sapma doğru sayısında 9,9 net sayısında 11 olmuş. Seni 65 net uçurur ki derece yaptılar bu öğretmenlerim. İlk 10'a, ilk 15'e bu netlerle girildi. Yanlış hatırlamıyorsam da en yüksek net yapan hocamın da yaklaşık bu netlerdeydi soru sayısı. Peki, asıl dananın kuyruğunun koptuğu yer. Öğretmenlik alan bilgisi, yani ÖABT'ye nasıl çalışmam lazım? Kıymetli öğretmenim, bizler öğretmeniz.
Bizler 16 yıl okuduktan sonra bu sınava tabi olduğumuz donanımlı kişileriz. Belki de 16 artı 1, 2, 3, 4'lük özel bir hazırlık var kendi çabamızla. Bizler öncelikle Türkçe öğretmenliğinde ÖSYM'nin sınav mantığı üzerinde durmamız gerekir. ÖSYM'nin sınav mantığı artık ezber değil de ya anlatım biçimleri işte hem söz varlığında hem anlama başlığında da değil. Anlatım biçimlerini nasıl vereceksin? Söz varlığını geliştirmede nasıl ele alınması gerekiyor? Anlama becerisini geliştirmede nasıl ele alınması gerekiyor anlatım biçimi? Ya da söz sanatları işte 5-6'da söz varlığı 7-8'de nerede? 5-6'da anlama, 7-8'de söz varlığında. Tamam hocam çok güzel. Bu bilgi sorusu olarak karşımıza çıkabilir. Ama alan eğitimi kısmında ben bunları nasıl vereceğim? Burası önemli değil mi? Aynen öyle hocam. Burada ben eskiden sorardı ÖSYM'e aşağıdaki kazanlardan hangisi anlama başlığı altında yer almaktadır? Hangi kazanım söz varlığı başlığında değildir? Bakın bu tarz sorular yine gelecek. Gelmeyecek diye bir şey değil. Programın tamamına hakim olacağız ki ben önce size programa nasıl hakim olunur, onunla ilgili çalışma yapacağım. Öncelikle ilk anlatımımda benim kıymetli dostlarım hangi kazanım, hangi sınıf düzeyinde yer alıyor? Hangi kazanım, hangi öğrenme başlığı altında yer alıyor? Akabinde şurada arkadaşlar bir kitabım var benim. Şöyle ölçme değerlendirmenin bakanlığın arkadaşlar Türkçe dersi öğretmen rehber kitapçı. Bu kitapçık sayesinde ve tabii ki de bizlerin bakanlık bünyesinde yani devlet okullarında kullandığımız ders kitaplarındaki etkinlikleri arkadaşlar sizlere benim yaklaşık 20 saatim ders kitabındaki etkinliklerle ilgili yani sınıftaki uygulamasını vereceğiz. Bugün 5. sınıflarda kıymetli öğretmenim ders anlatırken bir metinde şöyle bir bilgilendirici metin yazar kazanımı ile ilgili yönerge vermişti işte. Bilgilendirici metin yazınız. Bu bilgilendirici metnini yazarken konuyu belirleyiniz. Konunun giriş, gelişme, sonuç bölümüne yer veriniz. Taslak oluşturunuz. Taslaklarınızı arkadaşlarınıza paylaşınız. Gerektiğinde grafik ve tablolardan yararlanınız. Bu yönergelere dikkat ederek yazınızı yazınız. Sana buradaki çalışma hangi kazanımla ilişkidir doğrudan dediği anda zaten bak sana o kitaptaki etkinliği alıp kazanım olarak soruyor. Burada evet kazanımları ben ezberleyeceğim. Çünkü kazanım ezberlemeden olmaz. Kazanım şöyle diyecek bana sınav ÖSYM sınav formatını anlatıyorum ya. ÖSYM'nin çıkmış sorularından hareketle Türkçe dersinde 7. sınıflarda bir öğretmen aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapamaz? Böyle bir çalışma 7. sınıflarda hangi 5. sınıflarda hangi çalışmayı yapamaz? Düşünceyi geliştirme yollarına başvurur. Arkadaşlar sen eğer programın kazanımlarını ezbere bilmezsen düşünceyi geliştirme yollarını 5. sınıflarda niye vermesin dersin? Ama bana bu soru ezber mantığını soruyor. 5. sınıflarda düşünceyi geliştirme yollarına yer verilmiyor kazanım bazında. Önce kazanımları ezberleyeceğiz. Akabinde 20 saatlik bizim uygulama dediğimiz bakanlığın verdiği dersleri ben PDF ders notunu buradan direkt yansıtarak etkinlikler üzerinden kazanımları eşleştireceğimiz ders olacak. Sınav mantığını bu şekilde oturtacağız. Ardından arkadaşlar bizler üniversitede 4 sene eğitim gördük. İyi ya da kötü eğitim gördük. Burada bakın alan eğitimle alan bilgisi paralellik gösteriyor. Yani edebiyat bilgi kuramlarıyla 4 temel dil becerisi ve alan eğitimi derslerini burada biz üniversitelerimizde görmüştük. Ben hatırlıyorum bizim Saadet Maltepe kıymetli hocam bizim 4 temel dil becerisi dersine alan bilgisi derslerimize giriyordu. Orada yöntem tekniklerin tamamını bizlere anlattırdığını biliyorum. Hatırlıyorum. Bizler slaytları hazırlamıştık bu şekilde. Tahtanın karşısına çıkıp etkinlikler yapmıştık. İşte
katılımlı dinleme uygulamasını yapmıştık, eleştirel dinleme uygulamasını yapmıştık sınıfta. Bizler anlatmıştık. Ama bazen arkadaşlar, üniversitelerde ortak müfredat olmadığından dolayı, işte ÖSYM'nin çizdiği alan sınırından faydalanmak burada bize ne yapacak? Kolaylık sağlayacak. ÖSYM'nin çizdiği alan sınırları neler? Biraz önceki slaytımızda görmüştük. Şu alan sınırı kıymetli öğretmenim. Şunlar, bunların sınırlarından bahsedeceğiz. Tek tek çıkmış soruları 2013'ten 2023'e kadar ben sizin yeriniz olsam ders başlayana kadar konu başlıklarını çıkartırım. Dört temel dil becerisinde kazanım bazında 2018'den itibaren onu alacaksınız. 2018'den 2023'e kadar hangi öğrenme alanından daha çok kazanım sormuş? Yöntem teknikler, dört temel dil becerisine geldim. Yöntem tekniklerden en çok hangi yöntem tekniği sormuş? Ya da seçeneklere koyduğu yöntem teknikler neler? Hangi yöntem teknikleri hiç sormadı? Bunları ben canlı dersin başlayana kadar bir kere ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Çünkü sana bu ders anlattığımda çok bir kolaylık sağlayacak. Diyelim ki anlatım biçimleriyle ilgili bir kazanım sorusu sordum. İşledik. Hocam bu kazanım iki defa soruldu. Demek ki ÖSYM bu kazanımı seviyor. Tekrar sorabilir. Hocam kontrollü yazmayı ÖSYM her sene sordu. O zaman kontrollü yazmayı çokça seven bir öğretmen o kontrollü yazmayla ilgili tekrar soru neden sormasın? Bunun mantığını oturtacağız. Öncelikle. Akabinde arkadaşlar diğer dersler için de aynı şeyleri yapabilirsiniz. Çocuk edebiyatında en çok sorulan eser yazar kimdi? İşte yeni Türk edebiyatından kimler vardı? Eski Türk'te en çok neyi sordu? Tarzındaki çalışmaları kendinizce bir ön hazırlık yapabilirsiniz. Çıkmış soruları inceleyerek. Burada kendi alanımızı tam anlamıyla tanımanın en iyi yolu nedir? Biraz önce bahsettiğim gibi çıkmış soruları incelemekten arkadaşlar. Ben sizlere, sizler dersimiz başlayana kadar en azından 4 temel beceri alan eğitiminde bu dediğimi yaparsanız inanın %50'sini kazanırsınız sınavı. Bakın tekrar ediyorum. Hangi soruda, hangi sene, hangi konuda ne kadar sorulmuş, ne çıkmış bunu incelerseniz kendiniz çıkmış soruları önünüze koyarak, inceleyerek hiçbir şey yapmayın. Ders çalışmayın. Sadece o çıkmış soruları inceleyin. Bu işin yarısını bu 15-20 günde halletmiş olursunuz. Çünkü ben bu çıkmış soruların tamamını 13'ten 23'e kadar hepsini 4 temel beceri ve alan eğitiminin hepsini sizlere çözeceğim kıymetli öğretmenim. Burada bizler sizlere rehber olacağız. Elimizde sihirli değnek yok arkadaşlar. Sihirli değnek olmadığı için de bizler sadece sizlere mihmandarlık yapacağız. Bu mihmandarlık inşallah sizlere faydalı olacaktır diyoruz. Burada soruları inceledik. Alanımızla ilgili ön bilgi oluşturduktan sonra arkadaşlar ÖABT'ye dahi hazırlamak için neler yapmamız gerektiği hakkında ipuçlarımızı sıralayacağız. Burada kaynak seçimi çok önemli. Kıymetli öğretmenim, ben sizlere PDF notlar göndereceğim. Belki kurum sanırım ders notu bildiğim kadarıyla kaynak göndermiyor. Amma ve lakin ben 4 temel dil becerisi ve alan eğitiminde dersimde kullandığım PDF notların tamamını sizlere ne yapacağım arkadaşlar? Göndereceğim. Ve inanın biraz sonra sizlere göstereceğim akademik ders notlarının büyük kısmının taranarak hazırlandığı bir çalışmadır o çalışma. Burada her şeyden önce kaynak dedik ya, kaynak önemli. Soru bankası için tabii ki de kıymetli öğretmenim öncelikle benim soru bankalarımdır. Benim soru bankam henüz elime ulaşmadı ama Index Akademi'de bir tane denemem var arkadaşlar. 7'li branş deneme. 4 temel dil becerisi ve alan eğitiminde çıkardığım kare kod çözümlü olan bir deneme. Akabinde yine Index Akademi sitesinde kıymetli öğretmenim benim orada sadece 2019 TÖP dediğim bir soru bankam var. O soru bankamı da mutlaka arkadaşlar alıp sadece ve sadece 2019 TÖP'ün yer aldığı ve yabancı Türkçe öğretiminin
yer aldığı bir soru bankasıdır. 350 sorudan oluşan bir kaynaktır ki muazzam bir kaynaktır arkadaşlar. Fiyatı piyasadakinin çok 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 altında, hele ki bu pahalılık varken 50 liraya 55 liraya arkadaşlar bir soru bankası almak bu devirde çok zordur. Tabii ki sizlerin sevdiğiniz, takip ettiğiniz diğer hocaların da soru bankalarını denemelerini alabilirsiniz. Ama dediğim gibi mutlaka arkadaşlar benim denememi ve soru bankamı alıp çözmeden sınava girmeliyim. Akademik kaynaklara ve makalelere göz atılmalıdır. Ben sizlere özellikle alan eğitiminde arkadaşlar, alan eğitimine girdiğimiz zaman sisteme ya da WhatsApp grubu kurulacaksa WhatsApp grubuna haftada bir ya da iki haftada bir makale atacağım. Ve o makalelerden arkadaşlar hangi nelerin olduğunu, makale taraması dediğimiz yaklaşık dersimizin bir 20 dakikasını da o makalelerle akademik kaynaklara göz atarak işleyeceğiz. Yani bir yandan okuldaki uygulamaları göreceğiz. Bir yandan da alan yazında, literatürde hangi makaleler yer alıyor? Bu makalelerdeki çalışmalar nelerdir? Bunlara göz atacağız. Bu çalışmalarda o yüzden sizler dersi anlatmadan bir hafta önce o makaleleri inceleyip hazırlıklı geleceksiniz. Hem bilimsel anlamda hazırlanmış olacağız hem de MEV'in derste uyguladığı etkinliklerle ne yapacağız arkadaşlar? Dersimizi, dört temel dil becerisi alan eğitimini içselleştirmiş olacağız. Tabii ki sizin çalışmanız, hepinizin çalışması birbirinden farklıdır arkadaşlar. Kendinize özgü tekniklerle ders çalışacaksınız ve bu çalışmalarınızı içselleştireceksiniz. Kıymetli öğretmenim, mümkün mertebede canlı dersleri kaçırmayın. Çünkü bakın canlı ders aldığınız zaman veyahut videodan ders dinleyen öğretmenleri, canlı ders alanlardan önce bahsedeyim. Canlı ders alan öğretmenim, ben bunu haftaya da izlerim. Ya haftaya da izlerim derken yaklaşık 8-9 tane dersin haftada 3 saat, bir hafta kaçırdığınız zaman 9 çarpı 3, 27 saatlik bir ders kaçmış olur. 3 hafta kaçırdığınız zaman ne olur arkadaşlar? 21-81 saat ders. Toparlanması zor olur. Mutlaka ama mutlaka kaçırdığınız dersi en kötü bir sonraki gün dinleyin. Canlı dersi zamanında girenler, zamanında o dersi dinleyen öğretmenim de haftada ya da iki haftada bir eksiği varsa tekrar tekrar hızlandırarak dersi tekrar etsinler. Not alma konusuna geldiğimiz zaman ezberden ziyade arkadaşlar kendimiz not alacağız. Kendi cümlelerimizi kuracağız ki hatırlamaya dönük etkinlikler olsun. Konuyu bitirdikten sonra mutlaka mutlaka tekrarımızı yapacağız arkadaşlar. Her konudan sonra mutlaka soru çözümü yapılmalı. Ben dinleme izleme öğrenme alanını bitirene kadar kimse soru çözmeyecek. Dinleme izleme öğrenme alanı bittikten sonra ben 2 saat soru çözümü yapacağım. Dinleme izleme öğrenme alanı ile ilgili. Akabinde sorulara nasıl yaklaşacağımızı göreceğiz. Akabinde sizler elinizde 1, 2, 3, 4 kaç tane kaynak varsa oradaki bütün kaynaklardaki arkadaşlar dinleme izleme öğrenme alanındaki soruları çözeceksiniz. Ama her test, her kitaptan bir ya da iki tane test bırakın ki daha sonra elinizde soru kalsın. Ne kadar farklı kaynak. Ama bakın farklı kaynaktan kastım böyle her önüne gelen soru yazıyor artık. Nitelikli soru yok. Sizin belirlediğiniz, takip ettiğiniz 2-3 hocanın sorularını, kaynaklarını alıp çözerseniz size avantaj sağlayacak. Burada yanlış soruları yaptınız. Yanlış soru ya ben bu soru yanlış yaptım. Attım değil. Hayır arkadaşlar. Mutlaka mutlaka çözümüne bakacaksınız. Hatta ben sizin yerinizde olsam bütün soruların çözümlerine tek tek bakarım. Önemli gördüğüm, beğendiğim bir soru varsa onu bir soru bankası defteri dediğimiz bir defter yaparım. Oraya yazarım ya da keser yapıştırırım ya da bir kutunun içerisine keser koyarım. Orada arada tekrar ederim. Türkiye geneli denemeler varsa mutlaka arkadaşlar bu denemeleri çözün. Belli aralıklarla deneme çözüp kıymetli öğretmenim kendinizi kontrol ederek eksik konularınızı görebilirsiniz.
Evet, Muhammed Hocam diyor ki yapay zeka destekli 2024 KPSS eğitimleri hakkında da bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Yapay zeka günümüzün en çok konuşulan arkadaşlar nedir? Eğitim alanında çığ açmış bir konudur. İncelemenizde fayda vardır. Sonuç olarak bizler ÖABT'ye hazırlanırken ekmeğimiz olan Türkçe öğretmenliğini severek tam anlamıyla tanıyacağız. Doğru kaynaklar seçeceğiz. Farklı kaynaklardan bol bol soru çözerek tekrar edeceğiz. Burada farklı öğrenme yöntem tekniklerini kullanarak sınava dahi hazırlanabileceğimizi unutmuyoruz arkadaşlar. Burada ben sizlere akademik kaynak tavsiyesinde bulunayım birkaç dakika. Ardından derslerde hani ağırlıklı nelerdir deyip vedalaşacağız arkadaşlar. Birkaç tane fazla sizi kaynağa boğmayacağım. Tanıtım dersi olduğu için fazla kaynağı boğulmadan sevgili arkadaşlar birkaç tane kaynak vererek bırakacağım. Ama ilk dersimizi 2024 Türkçe ÖABT'nin ilk dersinde ben sizlere akademik kaynaklardan yaklaşık 30 tane akademik kaynak vereceğim. Tavsiye edeceğim. Evet, Türkçe öğretimi el kitabı. Benim danışmanlığımı yapan Halit Karatay hocamın arkadaşlar kitabıdır. Pegem Akademi yayınlarından çıkan bir kitaptır ki muazzam bir kitap, el kitabıdır arkadaşlar. Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Tabii ki işin duayeni Firdevs Güneş Hoca. Arkadaşlar bu kitap olmazsa olmazdır. En son çıkan sorulardan da bir iki tanesi buradaydı. Derste bunlara da değineceğiz. Ve Hayati Akyol arkadaşlar. Hayati Akyol hocamın da Türkçe öğretimi yöntemleri, bizim programlara uygun yöntem ve teknikleri var. Bu yöntemleri ele alan bir akademik kaynaktır. Son olarak arkadaşlar yine Türkçe öğretimiyle ilgili bizler bu değil. Şu akademik kaynağı tavsiye edeceğim. Nobel yayınlarından çıkan Mehrali Calp hocamın özel eğitim alanı olarak Türkçe öğretimi adlı kitabı da sizlere tavsiye ediyorum. Dediğim gibi şu an 3-5 tane kitabı tavsiye ettim zamanımız dar olduğu için. Ama 2024 Türkçe ÖABET'in ilk dersinde 30'a yakın akademik kaynak sıralayacağım. Biz Tek Uzem ailesi olarak 4 temel dil becerisi alan ekibinde neler yapacağız? 100 saat ders işleyeceğiz arkadaşlar. İnanın birçok kurumda bu iki derse 100 saat ayrılan nadirdir. 100 saat sadece 4 temel beceri ve alan eğitimi dersi işlenecek. Bunun 45 saati 4 temel dil becerisi, 55 saati de alan eğitimi ve yabancı Türkçe öğretimi olacak. Bakın 9 saat dinleme izleme, 9 saat konuşma, 10 saat okuma, 9 saatte soru, 9 saatte yazma eğitimi olacak. Toplam ne yaptı arkadaşlar? 9 kere 3, 27, 37. Kaç saatimiz kaldı? 8 saat. O zaman 8 saatte arkadaşlar soru çözümü olacak. Nerede? 4 temel dil becerisinde. Çıkmış sorular haricinde. Alan eğitiminde neler yapacağız arkadaşlar? Ağırlıklı olarak 2019 Türkçe ders öğretim programı ele alınacak. O kazanımlar ele alınacak arkadaşlar. Burada önce genel bir anlatım yapacağım. Hangi sınıfta hangi kazanımlar var? Bunlara dikkat edeceğiz. Ardından sarmal bir yaklaşımla, yani tüm sınıfların yer aldığı kazanımların olduğu bir PDF notum var. Onunla ilgili ikinci defa öğretim programını ele almış olacağız. Her öğrenme alanının sonunda tekrar testi ve ödevlendirme yapılacak arkadaşlar. Bizler dinleme, izleme, öğrenme alanındaki kazanımları bitirdik mi? Onunla ilgili ya soru çözümü yapacağım ya da sizlere ödevlendirme yapacağım arkadaşlar. Ödevlendirme 2 haftada bir ya da haftada bir olacak şekilde planlanıyor. Ölçme değerlendirme başlığımız var. Sözlü anlatım tekniklerimiz var. Türkçe öğretiminde ele alınan yöntem teknikler var. Bloom taksonomisi ve tabii ki de 2019 TÖP'teki kazanımlarla eşleştirmesi, sezdirme yöntemi, çözümleme yöntemi, bileşim yöntemi gibi yöntemler ile metin içi, metin dışı ve metinler arası anlam kurmayı ele alarak metinsellik ölçütlerini de arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde ele alacağımız bir çalışma olacak. Yabancı Türkçe öğretiminde de keza kıymetli öğretmenim
yabancı Türkçe öğretimi ilkelerinden tutun yöntem tekniklerine, hatta yabancı Türkçe öğretiminin arkadaşlar kazanımlarına, dil düzeylerinin kazanımlarını hepsini tek tek ele alacağımız derslerimiz olacak. Bunun yaklaşık 40 saati arkadaşlar, 40 ya da 42 saati alan eğitimi, 10 ya da 12-15 saati de yabancı Türkçe öğretimi olacak şekilde planlanıyor. Yine biraz önce dediğim gibi 2 haftada bir ya soru çözümü veyahut arkadaşlar ödevlendirme yoluyla alan eğitimini sil baştan inşallah ne yapacağız? Birlikte halledeceğiz. Var mı sizlerin sormak istediğiniz? Kıymetli öğretmenlerim, bizim tanıtım dersimiz bu şekildeydi. Dört temel dil becerisi ve alan eğitiminde ele alacağımız çalışmalar bunlardı. Sormak istedikleriniz varsa yazalım. Yoksa ilk dersimizde heyecanla arkadaşlar bekliyorum. Heyecanlıyım ben. Her sene Türkçe öğretmenlerimle karşılaştığım zaman çok heyecanlanıyorum. Kendimi böyle daha da donanımlı hale getirmek için çokça uğraşıyorum. Bakın şöyle akademik kaynaklardan tutun. Mesela bakın ben daha önce bakanlıkta açılan yabancı Türkçe öğretimi ile ilgili sertifika çalışmasına katılmıştım. Yabancı Türkçe öğretimi ile ilgili bakanlığın yaptığı bir çalışmaydı. 50 saatlik çalışmaya katılmıştım. Orada belgem vardı. O belgeyle yabancı Türkçe öğretimi kurslarına girebiliyordum. Kendimi daha da geliştirmek adına geçen hafta Uşak Üniversitesi'nin arkadaşı belki duymuşsunuzdur. Tömer, Uşak Tömer'in yaptığı 100. yılında eğitimcinin eğitimi adlı seminere katılarak yabancı Türkçe öğretimiyle ilgili arkadaşlar Firdevs Hoca'dan, Ömer Hoca'dan, Canan Hoca'dan, birçok değerli hocadan, Firdevs Hoca dediğim Firdevs Güneş Hoca'dan, birçok hocadan arkadaşlar sizler için kendimi geliştirmek adına bir hafta boyunca seminerlere katıldım. Umarım bana da faydası olmuştur. Sorunuz yoksa arkadaşlar vedalaşalım. Dersler başlamadan sizlere mutlaka SMS atılır, mesaj atılır, bilgilendirilirsiniz. Derse kadar kendinize iyi bakın. Tanıştığımıza memnun oldum. Görüşmek üzere.